Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra video çekmeye karar verdim. Bugün ne yapacağım? Dubai çikolatası yapacağım. Geçenlerde çok merak ettiğim için ceviz ağacından sipariş verdim. Bayıldık ailecek, çok beğendik gerçekten, çok güzeldi. Öyle bir Dubai çikolatası yapabilir miyim? Sanmıyorum, çünkü neden? Fındık kreması, bunu filede buldum. Fıstık kreması. Eğer ki ezmesini bulsaydım belki daha güzel olabilirdi. Kremasını buldum. Bununla yapacağım. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şu kalıbı kullanacağım. Kek kalıbı. Ne var? Tahinim var. İçine tahinle fıstığı kadayıfla birlikte karıştırıyorsun. Dışında zaten ülkenin kırmızı çikolatalarını eriteceğim. O şekilde bir çikolata yapacağım. Efendim anneciğim. Bu arada kadayıfı birinde görmüştüm. Biraz da tereyağını tavayla karıştırıyordu. Daha güzel olduğunu söylemişti. O şekilde yapacağım kadayıfı. Tavada tereyağı koyup bir tık böyle ve kavuracağım. Daha çıtır olsun, lezzetli olsun diye. Evet, şimdi tereyağımı ekleyeceğim. Az bir şey, çok az bir şey. Şöyle tereyağı koyacağım. Şimdi kavuracağım birazcık. Evet, bunu kavurduk. Şimdi çikolatalarımı dermede koyup ezeceğim. 4 paket aldım. 3 paket yeter mi diye düşünüyorum. Hatta 2 paket bile yeter mi diye düşünüyorum. Gerçi 2 tane yaparım çikolatayı. O yüzden 4 paketin 4'ünü de yapayım. 2 tane yapmış olurum. Misafirim de var akşama. Zaten havalar sıcak olduğu için hafif, yumuşak çikolataları. Hepsini yiyecektir. Ben çaycımın üstüne, kettle'ın üzerine, hem çaycı hem kettle üzerine koyuyorum direkt kaseyi. Orada su kaynarken eriyor. Çikolatam orada erirken ben de kadayıflarımla fıstık kremamı ve tahini birleştirmeyi yapacağım. Şöyle güzel bir fıstık kreması. Önce sıkı tadına bakalım. Sade haliyle. Gerçekten çok güzel. Bayağı iyiymiş yalnız. Bu kadar lezzetli beklemiyordum. Şimdi onları da iki kasede karıştırayım. Tavam çok batmasın. Fazla mı koydum? Emin olamıyorum. Neyse, yaptığım hepsini göz kararı koyuyorum. Şimdi tavamı alacağım buradan. Tahinimi şöyle bir karıştırdıktan sonra tahini az koymayı düşünüyorum. Lezzetini çok bozar mı emin değilim. Bu akışkanlığı verecek olan da bu tahin anladığım kadarıyla. Karıştırırken ince bir şeyle karıştıracağım. Çok fazla bulaşmasın diye. Şöyle şunun arkasında bile karıştırıyorum. Bir kaşığın çatalın arkasıyla. Öncelikle fıstık kremamı koyuyorum. Şöyle. 2 kaşık
Olacağı. Sonrasında tahin ekliyorum. 2 kaşık. Bakalım. Bir karıştırma aşamasına geçelim. Koyabilirim gibi duruyor. Tahin rengini çok açtı çünkü. Çok bulaşmaması adına arkasıyla karıştırıyorum ki kaşığıma çok bulaşmasın kremalarım. Tadına bakacağım. Biraz da Antep fıstığı tozum var. Aslında kırık parça olsaydı daha iyi olurdu ama tozdan da koyabilirim. Bence biraz tahin fazla olmuş. Bana tahin fazla gibi geldi. Antep fıstığından koyuyorum. Tahin tadı çok geliyor. Kaşık yeterli gelecekmiş belki de tahin. Ben akışkan olsun diye biraz fazla eklemiş olabilirim. Çok az daha Antep fıstığı. Tamamdır. Çikolatalarıma bakacağım şimdi alemdeler bu arada. Ben her üstleri eriyorlardı. Evet, çikolatam hazır. Yine arkasıyla karıştırıyorum. Şimdi kalıbıma dökeceğim. Alt tarafını döktükten sonra biraz donduracağım. Bu arada tabii tabağım sıcak. Biraz dikkat etmem gerekiyor bu aşamada. Kenarlarına doğru da şöyle koyuyorum. Hafiften. Evet. Şimdi bu şekilde bunu donduracağım. Yani birazcık buzluğa atacağım ki donsun. Kremam içine koyacağım harcım bulaşmasın diye. Evet, buzluğa atmıştım. Şöyle donmuş. Şimdi bunu birazcık daha şöyle bir gerçek akışkan ya. Biraz daha sürmesini koyayım dedim. Şimdi iç harcımı koyacağım. Döktüm iç harcımı. Şimdi üst çikolatamı koyacağım.
üstünü biraz zor olabiliyor. Neden? Kremasını dondurmak istemediğim için. Üstü biraz zor olabiliyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar, çikolatamı kalıptan çıkarttım ama balkona koymuştum, donmadı kesinlikle. O yüzden tekrardan dolaba koydum. Öyle donduktan sonra çıkarttım. Aşırı güzel olmuş. Ben ucundan tadına baktım. Şurada çikolata sürdüm. Misafirim olduğu için alelacele çekiyorum. Şöyle şimdi size şuradan böleceğim. Göstereceğim. İçini de bol yaptım. Bayağı lezzetli oldu. Sonradan Antep fıstığı da kreması eklediğim biraz daha iyi olmuş. Çok lezzetli oldu. Çıtır çıtır. Harika.